Türkiye'de geçmiş yıllarda fındık kabuğundan olsun, mısır silajlarından olsun yapılan örnekler vardı. Ne? Bunları alıyorlar, odunsu yapılarını özel bir imalatla beraber mangal kömür üretimi yapıyorlardı. Biz de çay çöpünden bunu denedik. Bir yıllık bir deneme süreci vardı. Laboratuvarlarda da denemeler yaptık. Başka şehirlerde çay çöpü yollayarak bu ünitelerden mangal kömürü yaptırdık ve uygulama da yaptık. Acaba is veriyor mu, koku veriyor mu? Baktık ki Türkiye'de şu anda en kaliteli mangal kömürünü ortaya çıkarmış oluyoruz çay çöpünden. 6000 kalori düzeyinde bir ısı derecesi var. Aynı zamanda şeyi de güçlü, mangalda kalma süresi de 5-6 saat olunca çok kaliteli bir kömür ortaya çıkmış oldu. Ama bu süreç imalatımız, işte Kalkandere'deki organik sanayi bölgesindeki imalatımız şöyle 15-20 gün içerisinde artık başlayacak. Başlayacak ve biz artık çay çöpünden orada mangal kömür üretmeye başlayacağız. Ama yaşayabileceğimiz fabrika ilk olduğu için kendi içerisindeki eksikleriyle beraber tam kapasitede böyle 2-3 ay içerisinde tam kapasite artık geçirmiş olacak. Biz bu arada ne yapıyoruz? Fabrikamıza elimizden geldiğince çay çöplerini yığmaya devam ediyoruz ki Ekim-Kasım periyodunda tam kapasite çalışma başlayınca bir dahaki Mayıs ayına kadar çalışmalarımız devam etsin diye. Bu hem orada 15-20 kişilik direkt bir istihdam, belki de 30-40 kişilik dolaylı bir istihdama sebebiyet vereceği gibi üzerinde güneş panelleriyle bu fabrikanın 5 dönümlük bir alanda kurulu, 5 dönümde bir güneş panelleriyle hem elektrik üretilecek, çayın yağ kısmından da yine enerji üretilecek ama yıllık 10 bin ton çay çöpünden de takriben 3.500 ton, 4.000 ton civarında da bir mangal kömürü üreteceğiz. Ve bu da ciddi anlamda belediyemize bir gelir getirecek.